MMORPG oyun tarzıyla efsaneleşmiş olan Metin 2'nin tarihini öğrenmeye hazır mısınız? Hepiniz hoş geldiniz. Bu yıllarda Metin 2'nin tasarımı bile yapılmadan önce Kore'de küçük bir oyun şirketi olan Gimir Entertainment, Metin 1 adlı oyununu 1999 yılının Kasım ayında ortaya çıkardı. Ve 2000'de Kore'de oyunun resmi galası yapıldı. Aynı yılın Ekim ayında ise oyun Çin'e gitti. 2002 yılına kadar Metin 1 ile ilgilenen Gimir, Metin'in devamı olan Metin 2 üzerinde çalışmalara başladı. Oyunun tasarımı 2004 yılına kadar sürdü ve Mayıs ayına geldikten sonra Kore'de oyunun ilk kapalı betası başlatıldı. Zaten oyunu sorunsuz bir şekilde tamamlayıp 2005 yılında Kore ve Çin'de oyun pazarlarına sunmak istiyorlardı. Aralık ayında Metin 2 yavaştan dünyaya açılmaya başlamıştı. İlk olarak Japon oyun pazarı ve Hong Kong oyun pazarlarında Alman yayıncı GameForce tarafından oyun severlere sunuldu. Ve oyunun kaderini değiştirecek çok kötü bir olay da bu sene yaşandı. Ne yazık ki oyunun kaynak kodu da bu sene sızdırıldı. Zaten 2006'da hızlı bir şekilde dünyaya yayılmaya başlayan Metin 2, 2007 yılında ise birçok oyun pazarına kazandırılmaya başlandı. Fransa, İngiltere, İtalya ve tabii ki Türkiye'ye bu oyun geldi. İşte hikayemiz burada başlıyor. Bu yıl Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Rusya, Danimarka ve Yunanistan'a Metin 2'nin erişimi açıldı. Ve oyun dünyada gitgide popülerliğini artırıyor, her ülkede oyuncu çokluğundan yeni yeni serverler açılıyordu. Ve oyunumuz ilk güncellemelerinden bazılarını bu yıl aldı. Örnek verecek olursak oyunda daha fazla yan karakter oluşturmak için 4 yeni karakter oluşturma boşluğu açıldı ve bazı becerilerin animasyonları geliştirildi. Hava kılıcı. Şubat ayında ise oyuna renk getirecek olan duygular eklendi. Oyun içi duygular sizin hem dans etmenizi hem de bazı hareketler yapmanızı sağlıyordu. Bu sene yeni gelen maplar ise Devler Diyarı, Örümcek Sınırı'nın ikinci kat ve Şeytan Kulesi'nin geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapıldığı için hızlıca oyuna getirildi. Tabii ki yeniliklerin getirilmesi bug'ların olmayacağı anlamına gelmezdi. Örümcek Sınırı'na çıkan bir bug haritanın kararmasına neden oluyor ve Ymir bunun çözümünü getirse bile zaman zaman bazı bilgisayarlarda sorun devam ediyordu. Ve bu sene oyunda büyük bir bug ortaya çıktı. Oyuncu G olan skill'lerini geliştirmek için ruh taşı bug'unu keşfetti. Ticarete koyulan ruh taşı okunup geçse veya geçmesi bile yok olmuyor ve bunu günlerce sınırsız olarak yapabiliyordu. Ve tabii ki yetkililer buna hızlı bir şekilde el koyup bug yapan hesapların tümünü kapattı ve bug'u da bir daha olmamak kaydıyla fixlediler. Oyun günden güne oyuncu kazansa bile ufak tefek bug'lar ortaya çıktı. Örnek verecek olursak 3 yönlü bug'u ve yeni gelen güncelleme ile bu bug'ların tamamı kapatıldı. Metin 2 ilk ödüllerini de bu sene almaya başladı. En iyi grafik çalışma ödülü olarak 8 Eylül 2008, en iyi MMORPG rol yapma oyunu olarak Bravo Screen 13 Şubat 2008 ve ücretsiz en iyi online rol yapma oyunu olarak 4 Şubat 2008'de 3 tane ödülünü aldı. Geçtiğimiz yılda sevilen takım lideri Anka aramızdan ayrıldı ve bize bir mesaj bıraktı.
2009'a gelindiğinde ise Metin 2 eski bir çağ kapatıp yeni bir çağ başlatıyordu. Çünkü Türkiye'de inanılmaz bir şekilde oyuncu kazanıyor, günden güne yeni server açarak oyuncu çokluğunu serverlere eşit olarak dağıtmaya çalışıyordu. Ve oyun o kadar çok rağbet gördü ki bu yıl internet kafelerde en çok oynanan oyun oldu. Günden güne oyuncusu artan Metin 2'de birinci köyler tıklım tıklım olmaya başlamış, pazarların artık ikinci köye kurulduğu dönem başlamıştı. Türk insanının her platformda gözüne ve ruhuna hitap eden güzel şeylerin etraftaki kişilere birazcık abartarak anlatmasıyla ortaya çıkan efsaneleşmiş oyun karakterleri de vardı. Bunlara örnek verecek olursak Atiser, Zorba 01, Sultan Mehmet ve Metin 2 deyince akla gelen ilk oyun karakteri Edil olmuştu. İnternet kafelerde, okulda Metin 2 muhabbetleri döner, Edil oyunun en güçlüsü gelsen de bak, Edil'e de +9 siyah çelik var. Edil'e köye gelince etrafını sardık, bize kılıç çevirme atıp hepimize yere serdi gibi farklı farklı muhabbetler dönerdi. Bu yıl güncelleme ile Efsun içeriği değiştirildi. Artık itemlerimize 1500-2000 AP getirebilirdik. Bazı kişiler için bu iyi olsa da itemlerini Efsunlamış kişiler bozmak zorunda kalacaktı. Sonra gelen yeni bir tanıtımla oyuna şeplemler eklendi. Bazı kişiler bunu onaylamadı ama ileride kendileri için inanılmaz bir nimet olacağını anlayana kadar. Bu sene oyuna çok büyük bir güncelleme geliyordu ve tecrübe kazanımı eski oranla güncelleme sayesinde biraz kolaylaştırılacaktı. Sürgün Mağarası tanıtıldı ve efsanevi Beran Stav'ı. Sürgün Mağarası gelmeden önce Türkiye'de 99 level'e ulaşan kimse yoktu. Ama yıllarca çabalayıp kazan +90 level üstü karakterler vardı. Örnek verecek olursak 17 Şubat 2010'da Edil'e 96 level'di. Ama Edil'e hızla yaklaşan Rone 28 Nisan 2010'da herkese geçerek ilk 99 level olmayı başardı. Edil'e ise 7 Haziran 2010'da 99 level oldu. Bu yıl yeni bir güncelleme daha tanıtıldı. +80 level'lik silahlar, zırhlar, mavi çelik zırhları ve birkaç ayakkabı oyuna getirildi. Ama bu itemler zaten 2007 yılında Kore sürümünde mevcuttu. Bu sene oyunun kaderini değiştirecek İnsanların bazıları kendini daha hızlı geliştirmek için, bazıları da oyunda yaptığı paraları real paraya dökerek haksız kazanç sağlamak için hilelerin yapımcılarına başvurdular. Metin 2 adlı oyunu öğrenen hackerlar oyundan kazanç sağlamak için bir sürü hile geliştirdiler. Bunları örnek verecek olursak paralı olan hile, M2 Bob, Metin 2 Mod, EAS Metin 2 ve o dönem çok popüler olan Multi Hack, insanımızın ağzıyla muz hilesi, çekme hilesi gibi hileler popüler oldu. Tabi bu hileler yüzünden Gameforce çok fazla önlem almaya çalışsa da bunu başaramadı. Hileler yüzünden 45 servere dayanan Metin 2 yavaş yavaş çöküşe geçiyordu. Günden güne usan kaybediyor ve hilelere, botlara hala çözüm bulunamıyordu. Her yerde botlar vardı. Oyuncuları oyundan soğutmaya ve haksız kazanç sağlamaya başarmışlardı. Daha sonra yeni bir hile koruması olan Hexil getirildi. Ama bu da çok fazla işe yaramadı. Hatta bazı insanlar için sorun bile oluyordu. Çünkü hile açsan oyundan atmıyor, hile olmayan bir programı açsan hile var deyip oyundan atıyordu. Bu yıl oyuna büyük bir güncelleme daha geldi. Grafikler eski oranla HD'leştirilip netleştirildi.
2011 yılında oyunun tasarımcısı Vebzen oyunun tüm haklarını GameForce'dan aldı. Ama GameForce'un yayıncısı olduğu gerçeğini değiştirmez. Yeni itemler nesne markete getirildi. Oyunda büyük bir güç sağlayan Lollipop ve bazı iksirler insanlara real para karşılığında satılıyordu. Ve tabii ki yeni bir event olan Cadılar Bayramı eventi oyunculara sunuldu. Yıl sonunda Metin 2 yetkilileri tarafından yeni bir güncelleme daha duyuruldu. Katakomp. Bu yıl Metin 2 dünyası için bir ölüm yılı olacaktı. Serverler boşalıyor, botlar devam ediyor ve en önemlisi PvP serverler açılmaya, yükselmeye devam ediyordu. TR serveri ise gitgide ölüleşiyordu. Zamanında ikinci köylerin bile dolup taştığı, orklarda kasılacak yer bulamadığımız, grup kurduğumuzda ise 7'li 8'li kasıldığımız Metin 2 bu hale gelmişti. Ama yetkililer buna bir çözüm getirme amaçlı daha fazla oyuncu kaybetmeye razı olmadıklarından 2012 11 Haziran'da server birleşimini açıkladılar. Server birleşimi 19 Ağustos 2014 Cumartesi günü başlayıp 4 Eylül 2014 Perşembe günü tamamlandı. Server birleşiminden önce 45 server bulunmaktaydı. 45 server aralarında birleştirilerek toplam 12 server oluşturuldu. Daha önceden kanal sayısı 4'tü ve server birleşimiyle kanal sayısı 6'ya yükseltildi. ...2013 yılında yeni bir güncelleme tanıtıldı. Level sistemi 105'e çıkarılıp yeni zırhlar, kılıçlar oyuna dahil edildi. Ve bu sene bir ülkede Metin 2 serveri kapatıldı. Kore'de çok fazla oyuncusu kalmayan Metin 2, GameForce tarafından fişi çekildi. Yeni artı 90 haritalar oyuna dahil edildi. Eskiden bir levelden 99 levele kasmak 3 yıl gibi bir uğraş gerektirirdi. Ama şimdi yeni gelen maplar, iksirler, ek süzükleri ve lollipop tatlı gibi şeyler yüzünden bir levelden 105 olmak 2 ay gibi kısa bir sürede yapılırdı. Simya sistemi tanıtıldı. Bu yeniliğe ayak uyduramayan birçok kişi oyunu bıraktı. Karakterlerini devretti. Server birleşimi nihayet yapıldı. İlk başta çok fazla meraklı oyuncu vardı. Ama zamanla bazı serverler tekrardan düşüşe geçti. Ama bazı serverler de hala dolu. Yeni güncelleme ile Nemeri'nin gözetleme kulesi getirildi. Yeni karakter Luykan artık aramızdaydı.
Kimileri sevdi, kimileri sevmedi. Çünkü yeni karakter demek yeni savunma demekti. Yeni itemler, yeni efsunlar. Yeni skill'ler geldi ama zaten Metin 2'nin kaynağında bu skill'ler mevcuttu. Eskisi gibi lonca savaşları artık olmuyordu. Hatta hiç olmuyordu. Eskiden lonca savaşı videolarını çok izlerdik. Ama oyunda sayılı lonca kaldı. Onlar da kendi aralarında oyunlarını oynuyor, eğleniyorlar. Kuşak sistemi tanıtıldı. Ve yeni pet sistemi. Yenilik geliyordu gelmesine ama oyunda birkaç server harici hala oyuncu kaybı vardı. Ve yeni hile koruması Game God Huskyalt'in yerini aldı. Ama bu da hileciler konusunda pek fazla fayda etmedi. 2015'in ikinci döneminde yeni versiyon yayınlandı. Level sınırı 120'ye çekildi. Ve yeni zırhlar getirildi. Ve yeni bir harita. Oyunu hala nostalji olsun diye oynuyoruz. Günden güne oyuncu kaybetse de bir gün tek bir server kalsa bile bu oyunu unutmayacak kalbimizde yaşatacağız. Çünkü Metin 2 sadece bir oyun değil, bir hayattır.